Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Birleşik Krallık ve Avustralya ile gerçekleştirdikleri Hint-Pasifik Bölgesi Güvenlik Ortaklığı'nın sonucunda öfkelenen Fransa'yı hayati ortak olarak nitelendirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2021 Ağustos'ta kurulan şirketlerin sayısı aylık bazda %30.7 arttı. Ancak sermayeleri aylık %12.5 azaldı. Kapanan şirketler ise bir önceki aya göre %28.7 artarak 1442'ye çıktı. Vincent van Gogh'un 1882'de yapıldığı tahmin edilen bir resmi bulundu. Sanat camiasında büyük heyecan yaratan bu eserin yarın Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergileneceği açıklandı. Avrupa Fatih geri döndü. Galatasaray, Lazio karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra sergilediği oyunla Avrupa'ya yeniden ayak seslerini duyurdu. Fenerbahçe ise Frankfurt ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın son dakikasında atamadığı penaltı ile 3 puanı kaçırdı.